Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Eylül 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Eylül ayı sizin için oldukça hareketli, iş ve günlük hayatınızın detaylarının öne çıktığı çok verimli bir ay. Şimdi ayın şöyle bir genel başlıklarına göz atalım. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. 21 Eylül'de Balık Burcu'nda bir dolunay var. Gezegeniniz Mars ayın ilk yarısında Başak Burcu'nda, daha sonra Terazi Burcu'nda ilerliyor olacak. Ay boyunca Terazi Burcu'nda ilerleyen Merkür 27 Eylül'den itibaren retro hareketine başlayacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 22'sine kadar Başak Burcu'nda, Mars Başak Burcu'nda ve bu sizi daha çalışkan, İş ve hizmet konularına daha bir odaklanmış hale getiriyor. İş yoğunluğunuz biraz öne çıkabilir sevgili koçlar, ayın özellikle ilk yarısında. Öğrenciyseniz eğitiminiz, geleceğinizle ilgili konular, planlamalar, çalışıyorsanız iş ve mesleğinizle ilgili detaylar öne çıkıyor. Günlük hayatınızın detaylarına da bu dönemde daha fazla odaklanabilirsiniz. Gezegeniniz Mars'ın da Başak Burcu'nda olması sizi daha çalışkan, daha kontrolcü, daha mükemmelliyetçi yapıyor. Biraz zaman zaman sorumluluklar öne çıkarken yorucu olabilir. İş yoğunluğu özellikle günlük hayatınızda biraz zorlayabilir. Genel sağlığınızla ilgili konularda öne çıkıyor. Bunun için ayın ilk günlerini, özellikle 1-5 Eylül Mars-Neptün karşıtlığının olduğu dönemler, biraz hassasiyetler artabilir. Genel sağlığınıza, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınıza biraz dikkat edin. İş konularında biraz endişeler, kaygılar olabilir. Birlikte çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişilerle ilgili, birlikte yaşadığınız kişiler veya evcil hayvanlarınızla ilgili bazı endişeler olabilir. Yani bunları kontrol etmekte fayda var. Olumsuzluklar olursa ciddiye alalım. Hani ihmalkar olmayalım, özellikle genel sağlık konularında sevgili koçlar. Evet, 6-7 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ayımız doğuyor. Bu yeni ay zaten hani 21 Eylül'e kadar olan süreçlerimizi şekillendirecek. Başak yeni ayı düzen demek. Hayatımızın özellikle sorumluluk alanlarında, görev alanlarında, iş, eğitim, hizmet alanlarında biraz daha detaylara bizi odaklayacak. Başak yeni ayı aslında toparlanması gereken ya da gözden kaçırdığımız detayları günlük hayatımızda biraz daha ön plana getirebilir. Bunlara odaklandığımızda, disiplinli bir şekilde çalıştığımızda, biraz daha kontrolü ele aldığımızda çok verimli sonuçlar da alabiliriz. İşe ihtiyacımız varsa bir iş olabilir örneğin, veya çalışma koşullarımızı biraz daha iyileştirebiliriz, düzenleyebiliriz. Çalışma ortamlarımızda iyileştirmeler olabilir. Beraber çalıştığımız kişiler, hizmet aldığımız kişiler, bunlarla ilgili bazı süreçler gündemde olabilir. Tabii ki genel sağlığınızı da önemsiyoruz bu Başak yeni ayında. Kontrolleriniz olabilir, bazı tedavileriniz, şifa çalışmalarınız gündemde olabilir. 14 derece Başak Burcu'nda doğacak bu yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz sevgili koçlar. Özellikle 14 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, bunlar Başak, Balık, İkizler ve Yay olabilir. Özellikle daha fazla etki alabilirsiniz yeni ay konularında. Ve yeni ay döneminde Venüs, Terazi Burcu'ndaki Venüs, Kova Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel bir üçgen açıda olacak. Özellikle bu açının etkisini 4 Eylül ile 8 Eylül arasında hissedebilirsiniz. Güzel bir açıdır, şanslı bir açıdır Venüs-Jüpiter üçgeni. Hava elementlerinde olacak. Sizi de daha çok ilişkiler, sosyal konular, işbirlikleri, ortaklıklar alanında destekleyebilir ve bu destekleri özellikle belki mesleki konularda, iş hayatınızda değerlendirebilirsiniz. Ay boyunca Merkür Terazi Burcu'nda olacağı için zihniniz, düşünceleriniz veya bazı bağlantılarınız biraz hani ilişkileri de öne çıkarıyor aslında. Yani çalışma konularında işbirlikleri öne çıkabilir, günlük hayatınızda eşinizle, partnerinizle ilgili konular öne çıkabilir. Eğer bazı
detaylar hayatınızda, özellikle iş yoğunluğu varsa, bunlar biraz sanki evlilik hazırlıkları ya da hani bir işbirliği, partnerinizle ilgili konular, bu konuları da kapsıyor olabilir. Daha uzlaşmacıdır Merkür terazi burcunda. O yüzden anlaşmalar yapmak, sözleşmeler yapmak, bazı hizmetler almak, danışmanlıklar için, sosyal alanlardaki hareketlilikler için sizi destekleyebilir. Süre gelen ilişkilerinizi biraz daha güçlendirebilir. İletişim artabilir bu dönemde. Yeni bağlantılar konusunda da destekler alabilirsiniz. Merkür 27 Eylül'de gerilemeye başlayacak. Bu nedenle önemli görüşmeleri, anlaşmaları, sözleşmeleri 27 Eylül'e kadar tamamlamakta fayda var. 27 Eylül'den itibaren Merkür 19 Ekim'e kadar gerileyecek. Bu dönem biliyorsunuz Merkür retroları iletişim alanlarında biraz sorun çıkarabiliyor. Bu dönem hayatımızda gecikmeler de yaratabiliyor. Bazı planlarımızı erteleyebiliyoruz yani retrolarda, ya da geçmiş konuları tekrar şöyle bir gözden geçirebiliyoruz. Bu ilişki dinamiklerinizi ve her türlü anlaşma, sözleşme, işbirlikleri, hizmet alanlarını etkileyebilir. Planlarımızı 27 Eylül'e kadar hayata geçirmek daha uygun görünüyor. Özellikle bu 6 Eylül'de doğacak yeni ay ile beraber iş konularında, günlük hayatımızın detaylarında daha rahat hareketlerde bulunabiliriz. Ve 20 ve dolunayımız var. Evet, dolunayımız 21 Eylül'de meydana geliyor. Balık burcu dolunayı. Dolunay bir tamamlanma süreci, bir farkındalık dönemi ve bu su elementinde 12. evinizde olacak. Duygusal ve maneviyatla ilgili konulara özellikle dikkat çeken bir dolunay. Biraz içe dönüşler, biraz böyle bir inziva enerjisi var ama özellikle sezgilerinizin güçlendiği bir dönem, hassasiyetlerin arttığı bir dönem. Yardımlaşma temaları olabilir. Çevrenizdeki kişiler, ailenizle ilişkiler özellikle bu alanlarda biraz daha hassasiyet, biraz bazı konularda fedakarlıklar, yardım temaları öne çıkabilir. Sağlığınızla ilgili yine önemli farkındalıklar olabilir. Balık dolunayı bırakmakla ilgilidir. Hayatımızdan bir şeyleri çıkarmakla ilgilidir. Siz de şimdi sizin için gerekli olmayan bazı alışkanlıkları artık fark edip hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bunlar sağlığınızı iyileştirmek için de olabilir. Zararlı alışkanlıkları bırakmak gibi. Veya iş hayatınızda, günlük hayatınızda sizi olumsuz etkileyen bazı alışkanlıklar, bazı ilişki dinamikleri olabilir. Bunları fark edip hayatınızdan çıkarabilir, bunları kapatabilirsiniz. Yeni bir şeyler için hazırlıklar yapabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Aslında balık dolunayı koç burçlarını çok fazla etkilemeyebilir. Kişisel doğum haritalarınızda özellikle değişken burçlarda 28 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın tesirleri biraz daha öne çıkabilir sevgili koçlar. Ayın 22'sinden itibaren dolunayın hemen ardından Güneş artık terazi burcuna geçecek. Güneş terazi burcunda ilişkiler alanınızı, partner, evlilik alanınızı daha fazla aydınlatmaya başlayacak. Ve Mars terazide, işte Merkür terazide, dolayısıyla özellikle 22 Eylül'den sonra siz biraz daha sosyalleşme, biraz daha hani her şeyi bir paylaşma, eşinizle ilgili konulara özellikle odaklanma durumunda kalabilirsiniz ve işbirlikleri, hayatınızdaki paylaşımlar, ortaklıklar, özellikle gündeminizi daha fazla meşgul etmeye başlayabilir ve bunlar tabii ki Ekim ayında da özellikle ilişkilerle ilgili bazı yenilikler Ekim ayında da gündeminizde olabilir sevgili koçlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız.
Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.